Yolumuz sürüyor. Bu hafta rotamızı Hollanda'ya çevirdik. Özgürlüklerin başkenti, kuzeyin Venedik'i, tarihi dokusu ve yapılarıyla büyülen Amsterdam bizi bekliyor. Gibi bir şehir olan Amsterdam, aynı zamanda özgürlüklerin ve hoşgörünün de merkezi. Yüzlerce kanal üzerinde inşa edilmiş olan şehre, Kuzey'in Venedik'i de deniyor. Amsterdam'a Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan tarifeli seferiyle 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşıyoruz. Dünyada görülebilecek en ilginç kentlerden biri olan Amsterdam, 12. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak kurulmuş. Bugünse şehir, 300-400 yıllık yapı ve evleriyle Avrupa'nın en köklü kent dokularından birini barındırıyor. Nüfusu 700 bin civarında olan Amsterdam, her yıl yaklaşık 5 milyon turisti ağırlıyor. Kalabalığına, karışık gibi görünen yollarına rağmen Amsterdam'a sakin bir hava hakim. Şehirde herhangi bir kargaşa ya da aşırılığa da rastlanmıyor. Özgür şehirde herkes kendi halinde geziyor, eğleniyor ya da bisiklete biniyor. Şehrin ulaşım sistemi de gayet iyi düzenlenmiş. Amsterdam'da zorunlu olmadığınız takdirde taksi kullanmanıza gerek yok. Çünkü şehrin her noktasına giden büyük bir tramvay ağı mevcut. Hiç kuşkusuz, Amsterdamlılar bir yerden bir yere gitmek için öncelikle bisikleti tercih ediyor. Şehrin bütün caddeleri ve sokaklarında ayrı bisiklet yolları mevcut. Amsterdam için bisiklet dostu bir şehir deyimi az kalabilir. Çünkü Amsterdamlılar için bisiklete binmiyorlar, bisikletleriyle yaşıyorlar desek abartmış sayılmayız. Amsterdam'ın en ünlü ve en kalabalık meydanı olan Dam Meydanı'ndayız. Şehrin kalbi kesinlikle bu meydanda ve etrafında atıyor. Bizi meydana kurulu renkli bir lunapark karşılıyor. Teması korku olan lunaparkta çocuk, genç, yaşlı herkesin eğlenmek için bir bahanesi var. Lunaparkın dışına taşan King Kong, Azrail ve Elm Sokağı kabusundan Freddy Krueger da korkutmaktan öte eğlendiriyor. Tarihi boyunca birçok ayaklanmaya ve savaşa sahne olan Dam Meydanı, artık barışın ve güvercinlerin ev sahibi. Ortasındaki beyaz sütundan yapılan ulusal anıt, 1956 yılında 2. Dünya Savaşı kurbanları adına dikilmiş. Amsterdam'ın diğer bir merkezi noktası da Central Station. Yani merkez tren istasyonu. Dünyayı Amsterdam'a bağlayan Central Station, yapay bir ada üzerine inşa edilen ve 1889'da hizmete açılan görkemli bir bina. Central Station'dan Dam Meydanı'na giden cadde üzerinde bulunan Beurs van Berlage ise Hollanda'nın 19. yüzyıla ait en önemli yapılarından biri. Bina yıllar boyu menkul kıymetler borsası olarak hizmet vermiş. Central Station'a 5 dakikalık bir mesafede yer alan ünlü Red Light, yani Kırmızı Fener Mahallesi'ndeyiz şimdi de. Amsterdam'ın açık ve hoşgörü kültürünün bir sembolü haline gelmiş olan Red Light, şehrin en çok turist çeken bölgelerinden biri. Gündüzleri oldukça sakin olan bu mahalle, ilgiyi daha çok geceleri topluyor. Kırmızı lambalı vitrinlerinden alan Red Light, kanalları ve evleriyle şehrin en eski bölgelerinden de biri aynı zamanda. 1306 yılında inşa edilen Oudekerk, yani eski kilise, Red Light'ın tam ortasında yükseliyor. Ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'ın yaşarken sık sık ziyaret ettiği Oudekerk, gotik tarzda yapılmış sekizgen çan kulesiyle etkileyici bir görüntüye sahip. Dam Meydanı'nın çaprazındaki Nieuwe Kerk, yani yeni kilise de günümüze 15. yüzyıldan geliyor. Artık sadece müze ve gösteri amaçlı kullanılan kilise, zamanında şehrin nüfusu artıp da Oudekerk ihtiyacı karşılayamayınca inşa edilmiş.
Amsterdam'ın en dikkat çekici özelliği kanalları ve bu kanalların kıyılarına kurulmuş olan masalsı evleri. Zamanında ülkeyi korumak için yapılmış olan kanallar günümüzde turizm ve ulaşım amaçlı kullanılıyor. Biz de bu tarihi kanallar ve evler arasında tekne turu yapmayı ihmal etmiyoruz. Amsterdam'da yüzlerce kanal ve bu kanalların üzerinde binlerce köprü bulunuyor. Kanalların üstünde yer alan kimi tekne, kimi de karavan şeklindeki yüzen evler oldukça ilginç görüntüler oluşturuyor. Yer darlığı nedeniyle alternatif yerleşim yerleri olarak kullanılan yüzen evlerde 10 bine yakın insan yaşıyor. Tarihi Amsterdam evlerine biraz dikkatli bakınca bir kısmının yana yatmış olduğunu fark edebilirsiniz. Zamanında meşe kazıklar üstüne oturtulan bu evler, gün geçtikçe kazıklar eğilmeye başladığında ya birbirlerine yaklaşmış ya da yana doğru eğilmiş. Amsterdam'ın ihmal edilmemesi gereken bir özelliği de dünya çapındaki müzeleri. Görkemli bir binada hizmet veren ve Rembrandt'ın eserlerini de barındıran Rijksmuseum Müzesi en çok ziyaret edileni. Diğer ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un 200'den fazla eseri de ressamla aynı adı taşıyan müzede sergileniyor. Ayrıca modern sanat meraklıları için Stade Lijk ünlülerin bal mumu heykellerini görmek isteyenler için de Madame Tussaud Müzesi ziyaretçilerine hizmet veriyor. Oldukça küçük bir şehir olan Amsterdam'da tam 30 adet park bulunuyor. Bunlardan en büyüğü olan Vondel Park'ı ziyaret ediyoruz. Hollandalıların bisiklet çılgınlığını burada daha da iyi gözlemliyoruz. Genç, yaşlı, her yaştan insan, ortasında bir de gölü olan bu parkta bisiklet turu yapıyor. Geriye kalanlar da temiz havada yürüyüş ya da koşu yapmanın keyfini çıkarıyor. Vondel Park'ı yılda 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Amsterdam gezimiz klasik bir semt pazarı olan Albert Cuyp'ta devam ediyor. Burada giysiden balığa, Hollanda'nın meşhur peynirinden hediyelik eşyalara kadar birçok ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz. Albert Cuyp pazar günleri hariç her gün açılıyor. Son olarak Amsterdam'ın eğlencesi eksik olmayan bir meydanı olan Leidseplein'deyiz. Çevresinde kafe ve restoranların bulunduğu meydanda gençler çeşitli gösteriler yapıyor. Bizim denk geldiğimiz iki gösteri de profesyonellere taş çıkartacak kadar başarılı. Biz de sizleri bu iki muhteşem gösteriyle baş başa bırakıp yeni yollara doğru keşfe çıkıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.